Mutlu günler değerli izleyenler. Spor Aktüel'le bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Uzak Doğu sporlarının farklı bir dalını konuşacağız bugün. MMI konumuz ve MMI Türkiye Federasyonu Marmara Bölge Sorumlusu Milli Takım Antrenörü Hakan Ertuğrul bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, çeşitli sporları konuştuk. Kickbox olsun, tekvando olsun. Bugünü de MMA'ya ayırdık. Önce sizi tanıyalım. Hakan Ertuğrul kimdir? Biz milli sporcu olduğunuzu ve şu anda antrenör olduğunuzu biliyoruz ama izleyicilerimize aktaralım. Kimdir Hakan Ertuğrul? 1979 Aksaray doğumluyum. 91 senesinde İstanbul'a geldim. Geldiğimden beri sporla uğraşıyorum. O günden bu yana. 2000 senesinde antrenörlük yapmaya başladım. Boks, kickboks, muay thai, Brezilya jiu-jitsu, hapkido olarak birçok branşta yer aldım. Fakat aktif olarak en çok yaptığım branşta devam ettim. Kickboksla devam ettim. Son zamanlarda dünyanın da gözdesi olan MMA branşında biraz daha ilgi çekerekten oraya başladım. Türkiye'de yeni kurulan, daha kurulmuş aşamasında olan bir federasyonda şu an hem görevliyim. Türkiye genelinde zaten bu branşla ilgili faaliyetlerimiz devam ediyor. Burada da tecrübelerimle dayanaraktan belli hocalarımızla birlikte bir kadro oluşturduk. Bu kadarla birlikte hem milli takım antrenörlüğünü hem de bu işe devam ediyorum şu an için. Evet. MMA nedir? Bunu konuşalım isterseniz. Şöyle bir giriş yapmak istiyorum. İşte spor severlere yansıyan kanlı bir spor olduğu şeklinde, sert bir spor olduğu şeklinde. Önce MMA'nın açılımıyla başlayalım, sonra da sporu izleyicilerimize tanıtalım. MMA Mixed Martial Arts diye açıklıyoruz, karışık dövüş sanatları olarak. Neden karışık dövüş sanatları? Önce oradan bahsedelim. Şimdi MMA dediğimiz zaman sadece bir tek bir branş yok. Yani boksta ya da kickboksta ya da güreş diyerekten tek bir branş diyemiyoruz. Evet. Çünkü bunun içinde boksörü, kickboksu, muay thai, güreşçisi, jiu-jitsu hepsi olmak zorunda. Ya olmazsa olmazlardan bir tanesi. Bu sporun içinde hepsi karışıktır. Bu sporu yapan arkadaşlar üzerinden bahsedeyim. Sert ve kanlı spor dediniz. Aslında bir işi yaparken ya da bir işe başlarken direkten en sert ya da en zor kısmından hiçbir zaman başlamıyoruz. Evet. Bu spora da 7 yaşındaki çocuklarımız dahi başlayabiliyor. Tabii ki burada kan yok, hiçbir şekilde sertlik yok. Belli kurallar içerisinde yapılıyor. MMA'yı Türkiye'de yapış şeklimiz 3 farklı branşta yapıyoruz. Light dediğimiz, full dediğimiz ve elit kısmı. Evet. Light'ta hiçbir şekilde sert vurmaya müdahale vermiyoruz. Yani sertlik çıkartmıyoruz. 7 yaşındaki çocuklarımız da burada başlayabiliyorlar. Full kontakt dediğimizde tabii ki ister istemez belli sertliklere müdahale ediyoruz ve izin veriyoruz. Ama elit kısmına dediğimizde bu işin tabii ki light kısmından başlayıp elite kadar gelene kadar bir 5-6 sene süre geçmesi gerekiyor. Ve belli bir sertliklere dayanıyorsunuz ya da alışıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ve bunun üzerinden biz zaten elit kısmını alabiliyoruz. Türkiye'de yaptığımız maçlarda ve de kurallarda biz yurt dışında yapılan şu an sizin gördüğünüz o kan olan kısmı bizde pek olmuyor. Çünkü kurallarımız var. Evet. Ve bunu amatör olarak yapıyoruz. Yurt dışına götürdüğümüz sporcularda tabii ki aynı şekilde amatör olarak dövüştürüyoruz. Peki uluslararası organizasyonlarda da aynı şekilde mi? Yani kana izin verilmiyor bildiğim kadarıyla değil mi? Şimdi uluslararası turnuvalarda amatör kısmında tabii ki verilmiyor. Evet. Ama hiç olmayacak diye bir şey yok. Tabii ki diğer branşlarda olduğu gibi belli bir şekilde belli bir kanlar olur tabii ki. Profesyonel seviyede gösteri amaçlı özellikle olan maçlarda herhalde. Gösteri amaçlarında olmuyor tabii ki. Ama profesyonel dediğimizde girdiğimiz zaman burada iki tane şart var. Ya pes edeceksiniz ya da knockdown olacaksınız. Bu şekilde bitirmek zorundasınız. Evet. Ama şunun altını herhalde çizmekte fayda var. Türkiye'de bu sporun incelikleri öğretiliyor. Bunun özellikle vurgulanmasını söyleyelim, vurgulayalım daha doğrusu. Peki MMA Federasyonu, daha doğrusu MMA Türkiye için çok tanıdık bir spor değil. Federasyon da şu anda resmi olma yolunda adımlar atıyor. Nasıl kuruldu? Yapı nasıl? İşleyiş nasıl? Türkiye genelinde nasıl bir organizasyon şeması var? Şimdi merkezimiz Ankara'da. Evet. Ali Arık başkanımız. Hı hı.
İşte şimdi şu şekilde, öncelikle bu sporu yapmak istiyorsanız ya da bu sporda dövüşmek ya da burada yer almak istiyorsanız belli branşlar yapmak zorundasınız. Yani bugün ben geldim MMA'ciyim, MMA'de dövüşeceğim diye bir sistem yok. Bu spor yapmak için herhangi bir branşta belli bir yerde dövüşmen olmanız lazım. Aktif sporcu olmanız lazım. En kötüsü, en kötüsü hiç söylemeyeyim, ringlerde belli bir tecrübe almak zorundasınız. Yani bunları almadan hiçbir şekilde bir turnuvaya sokmuyoruz. Gelişim açısından Türkiye'nin şu an hemen hemen her yerinde temsilciliklerimiz var. Türkiye'nin her ilinde seminerler, turnuvalar ve kamplar yapıyoruz. Eğitimli, özellikle eğitime daha çok önem veriyoruz. Ve bütün eğitmenleri yurt dışında profesyonel ve kendi işinde gerçekten önem veren ve sadece bu işte profesyonel insanları getirerekten eğitim veriyoruz. Evet, bu çok önemli. Eğiticilerin profesyonel olması. Tabii şu da önemli. Kulüpler bu federasyona kaydolurken belli kriterlerle mi seçiliyorlar? Şimdi tabii ki belli kriterlerle seçiyoruz. Evet. Şimdi kulüpler, herkes kulüp kurabilir ama herkes dövüşçü olamaz ya da herkes evet. sporcu yetiştiremez. Bizim kulübümüzde ve federasyona kayıt aldığımız insanlarda biz şunu arıyoruz. Bir sporla uğraşmış olması lazım. Bir sporun içerisinden gelmiş olması lazım. Çünkü yaptığımız iş gerçekten spor, önce insan sağlığı olduğu için işinde tecrübeli olan insanlarla yapmak her zaman bizim için bir artıdır. Bu yüzden de her zaman seçerek ve kendi işinde tecrübeli olarak. Ha tabii ki bizim ekstra bu işin içinde olmayıp bu işe gönül veren, yardım olarak aldığımız sayılı insanlar ve mevki insanlarımız tabii ki var. Bunlar da bu spora katkı sayılacak ve bizimle yardımcı olduğu için bunları da almak zorundayız. Peki kaç kulüp üye? Şu ana kadar 70 küsur tane bir üyemiz var. Evet. Kulüp olarak bize bağlı ve kayıtlı olan. Ama yaptığımız turnuvalarda, organizasyonlarda ve seminerlerde katılan sporcu sayımız ve kulüp sayımız tabii ki farklı. Evet, Türkiye genelinde tabii bu rakam. Türkiye genelinde bakarsak şöyle söyleyeyim. En son yaptığımız Antalya'da yaptığımız bir organizasyonda 800'e evet. yakın bir sporcu da katıldık. Küçük bir organizasyondu. Küçük olmasına rağmen 800 bir sporcu bizim için gayet iyi bir sporcudur. Evet. Kulüp anlamında Türkiye'de 70 kulüp var herhalde. Şu değil an mi? Için 70 Hı-hı. kulüp kayıtlı. İl bazında saymamız mümkün mü acaba? İl bazında saymamız gereken şöyle söyleyeyim. 49 tane temsilcimiz var. Evet. 49 bölgede 49 tane temsilcimiz var. Antrenörlerimiz hariç. Evet. Türkiye çapında da ciddi bir çalışma var yayınla anlamında. Türkiye'nin genel olarak hemen hemen her ilinde seminer ve tanıtım aşamalarını yapıyoruz şu an için. Evet. Bundan sonrası için organizasyon anlamında düşünce var mı acaba? Organizasyon anlamında düşüncelerimiz var. Şimdi şöyle, Türkiye'nin içerisinde zaten yaptığımız belli sporlarda, belli turnuvalarda derece yapmış arkadaşlardan biz şöyle yapıyoruz. En iyisi kim? Ya da hangi branşta yurt dışında bizi Türkiye'yi en iyi temsil edecek sporcular kimdir? Hani çünkü 3 ayrı branş diye söyledik az önce, light, full ve elit olarak. Yurt dışına götüreceğimiz önce sporcuyu seçiyoruz. Birinci olmuş. Birinci olması bizim için önemli değil. Bizim için önemli olması dayanıklı ve tecrübeli olması. Her insanın sakatlığı, her insanın bir gününde olmayışı ve herhangi bir rahatsızlığı olabilir. O gün turnuvaya katılmamış ya da derece yapmış olmayabilir. Ama şans eseri çıkıp da orada birinci olan bir insanı yurt dışına götürüp de sakatlamak gibi bir niyetimiz yok. O yüzden de gerçekten de bu işte tecrübeli olan insanları, turnuvada almış ve dereceye girmiş insanları seçerekten belli bir kısmını yurt dışında belli maçlara tecrübe için götürüyoruz. Çünkü tahmin edersek bizim düşündüğümüze göre 1-2 sene içerisinde bu da Türkiye'de resmi olacak diye düşünüyoruz. Ve yurt dışında Türkiye'nin adını duyurmak istiyoruz biz. Evet. Bu da önemli hedeflerden bir tanesi. Tabii burada bu organizasyonlar maliyet getiren organizasyonlar, doğru. maliyetli organizasyonlar ve bu sporların, MMA gibi çeşitli sporların en büyük sorunu kaynak. Kaynak. Nasıl çözüyorsunuz? Sponsor anlamında destek var mı acaba? Sponsor anlamında şöyle söyleyeyim, genelde belediyelerimiz bu işe çok destek veriyor. Genelde tatil kısmındaki, tatil yerlerindeki belediyelerim daha çok rağbet veriyor. Çünkü yurt dışından gelen turistler bu işe daha çok önem veriyor ve daha çok izlemek istiyorlar. Ve burada da var mı diyerekten gelip soranlar var. Evet. İşte biz de o yüzden genelde belediyelerimize daha çok çalışıyoruz. Ama tabii ki sayılı işi adamlarına da ihtiyacımız var. Evet. Siz de bir kulüp sahibisiniz ve bu anlamda MMA Federasyonu'na da bağlı çalışıyorsunuz. Şunu merak ediyorum.
Sporcular nasıl seçiliyor? Belli kıstaslar var mı eğiteceğiniz sporcuları? Biraz önce 7 yaş grubundan bahsettiniz. Doğru. Bunu şimdi biraz açabilir miyiz acaba? Sporcular nasıl seçiyor? Öncelikle ben şöyle söylemek istiyorum. Biz Esenyurt bölgesindeyiz. İstanbul Esenyurt bölgesindeyiz. Esenyurt bölgesi öncelikle Necmi Kadıoğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Spor konusunda Yusuf Ocak müdürümüze, spor müdürümüze çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim orada şöyle söyleyeyim. Esenyurt Belediyesi'nin 129 tane eğitmeni belediye bünyesi adı altında aldı. 53 tane noktada ve şöyle söyleyeyim 61.350 tane sporcuya ücretsiz ders veriyoruz. Evet. Bu Esenyurt Belediyesi adı altında ve hiçbir ücret kabul edilmeden kıyafetlerinden tutun geri kalan bütün maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarını Esenyurt Belediyesi karşılıyor. Salonlarda gerçekleştirilen? Salonda, okulda, belediyemizin yapmış olduğu spor tesislerinde ve bütün Esenyurt bölgesindeki bütün okullarda şu an şöyle söyleyeyim yanlış hatırlamıyorsam 31 tane spor branşında aktif olarak hocalarımız var. Evet. Burada şöyle seçiyoruz. Okullarımızda şimdi şöyle söyleyeyim kickbox branşı zaten okullarda şu an için faaliyet göstermekte ve okul sporları olarak girdi. Biz de okul sporlarında olduğumuz için ve belediyede bütün okulların içinde olduğumuz için oradan zaten belli bir kapasiteli çocuklar belli kendini belli ediyor. Yani belli diyor ki öncelikle şunu söyleyeyim. Hırçın olan ya da asabi olan çocukları buraya öncelikle çekerekten sakinleşiyorlar. Kendilerini buluyorlar. Ve burada da bu şekilde bu sporu yaraktan alt seviyelerden başlayaraktan öncelikle kendilerini sakinleştiriyor ve motive ediyorlar. Öncelikle bu konu çok çok önemli ve uyuşturucuydu, kötü alışkanlıktı. Bunlara bağlanmaktan kurtuluyorlar. Burada zaten aktif olan ve enerjisini atamayan, yüksek enerjisi olan çocukları burada biz seçiyoruz. Yani. Belli bir ortamda, belli bir yerde daha sonra toplayıp hocalarımızla birlikte istikrar ediyoruz. Hangi sporcu, hangisine yönlendirelim gerekten. Ve bunun üzerine seçiyoruz. Bu hoca burada başlayalım, burada devam ettirelim. Bu şekilde devam ediyoruz. Ama ilk önce tabii dediğim gibi burada çocukların sağlığı ve gelişimi önemli olduğu için hangi spora daha yatkınsa önce ona seçiyoruz. Öncelikle çocukların tabii gelişimi önemli. Evet. Daha detaylı konuşacağız bunu ama kısa bir aramız var. Aranın ardından spor aktüel ile devam edecek. Mesajlarınızı, sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz değerli izleyenler. Twitter ve Facebook'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Kısa bir ara ardından tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Spor Aktüel devam ediyor. MMI Türkiye Federasyonu Marmara Bölge Sorumlusu Hakan Ertuğrul bizlerle birlikte MMI'yi konuşuyoruz. Uzak Doğu sporlarını konuşuyoruz. Az sonra eğitici bilgiler de vereceğiz. Bunu da aktaralım izleyicilerimize. Ve şöyle devam edelim. Biraz önce şiddete eğilimli çocukları özellikle seçtiğinizi söylediniz. Burada bir soru geliyor akla. Şiddete eğilimli olan çocuklar bu tip sporlarla daha çok şiddete yönelmezler mi? Şimdi genelde sorularda bu çok soru geliyor ama evet. Şöyle geliyor. Zaten çocuğum aksi, zaten sinirli, zaten asabi. Buraya gelince daha da çok asabi olacak diyerekten bir soruyla evet. Karşılaşıyoruz. Bugüne kadar aldığımız çocuktan hiçbir şekilde böyle şekilde ekstra bir şey görmedik. Yani ters bir tepki görmedik. Çünkü çocuklar buraya geldiği takdirde bütün streslerini atıyorlar, bütün sinirini atıyorlar. Bütün günün yorgunluğunu burada atıyorlar. Bu şekilde olduğu takdirde hiçbir şekilde başka bir yerde şey yapma fırsatları bulmuyorlar. Yani başka bir yerde hırçınlık yapma gibi bir fırsatları olmuyor. Genelde bu şekilde bakıyoruz biz. Ama şimdi kalkıp da bu çocuk bunu yapıyor, ya kardeşim dışarıda çıkar, tekrardan bunu yapar diye hiçbir şekilde bir çocuğu şey yapmak zorunda değiliz. Hani yapmamıza gerek yok. Evet. Tabii burada biraz önce ilginç gelen bir örnek verdiniz. Bir psikologla herhalde temasımız oldu. Doğrudur. Bunu açabilir miyiz? Paylaşabilir miyiz daha doğrusu? Psikolog beni arayaraktan bir tane madde bağımlısı bir öğrencinin olduğunu, bütün taktiklerinin yapıldığını, bütün tedavilerinin yapıldığını fakat vücudun vücutta biriken bütün enerjiyi atıp ve kendini yorgun bitip başka hiçbir şeye etki duymaması için bir sporla ulaşması gerektiğini söyledi. Bu da bizim kulübümüze yakın bir hocamızdı. Geldi kendisiyle görüştük. Ne yapabiliriz diye görüştüğümüzde
Kendisine birebir ders bir saati koyduk. Kendisiyle antrenmanlara başladık. İlk iki antrenmanda zaten bir daha gelmeyeceğini söyledi. Çünkü antrenmanlarımız biraz ağır olduğu için herhalde korktu diye söyleyeyim. Ama üstledikçe ve sürekli kendisine bir ilgi duydukça, ilgilendikçe sürekli sevmeye başladı. Şu an 6 aydır da hala bizimle devam ediyor. 6 aydır hiçbir şekilde hiçbir madde ve hiçbir şekilde bir kötü alışkanlık da şu an yok. Evet. Hala da devam ediyor şu an. Evet. Bir de tabii okullarda verilen dersler var ama sizin herhalde üniversitelerde verdiğiniz derslerde var. Doğrudur. Biraz da bundan bahsedelim isterseniz. Koç Üniversitesi'ndeydim ama yol mesafem biraz uzun olduğu için gidemiyorum. Fatih Üniversitesi'nde hala devam ediyorum. Fatih Üniversitesi'ndeki sporcular, ben genelde Fatih Üniversitesi'nde, genelde kendi kulübümde şu an iştirak ederekten genelde kendi kulübüme gönderiyor. Çünkü ekipmanlarım biraz daha fazla olduğu için kulüpte genelde ders veriyorum. Buradaki çocuklarda şöyle bir şey var, sınav stresi. Bu stresten dolayı da rahatlayacak bir yer arıyorlar. Tek çocuklar şey, hocam bugün gelip biz antrenman yapabilir miyiz? Yarın sınavımız var. Genelde sınav öncesi sporculara daha çok ders veriyoruz. Evet. Burada üniversitelerin takımlarına mı yoksa bireysel, daha doğrusu bireysel derken öğrencilere yönelik bir ders mi söz konusu? Hem öğrencilere hem bireysel. Zaten şöyle söyleyeyim, üniversiteler arası bütün turnuvalara katılıyoruz. Evet. Hatta bu çarşamba günde bir aksi çıkmasa pazartesi günde Antalya'da WUŞU üniversitesi bir turnuvası var. Fatih Üniversitesi adına oraya katılacağız. Evet. Tabii burada anladığımız sadece MMA değil, kickbox, WUŞU çeşitli dallarda eğitim veriyorsunuz. Tabii ki. Bu da genel bir Uzak Doğu sporları eğitmenliğini içeriyor. Maalesef. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Az önce de dediğimiz gibi MMA, Mixed Martial, karışık dövüş sanatları bütün branşlardan illaki bir şeyler bilmek zorundayız. Evet. Yani tek bir branşta kalkıp MMA yapamayacağımız için bütün branşlarla uğraşıyoruz. Evet. Peki kulüpten bahsedelim. Kulüpte de aynı şekilde herhalde değil mi? Verilen eğitim çeşitli dallardan oluşuyor. Doğru. Ve milli sporcuların da çıktığını duyduk. Doğrudur. Var. Kulübüm Beylikdüzü'nde, Esenlik bölgesinde az önce bahsettiğim gibi ikinci senelik bir kulüp. Ondan önce kendi kulübüm yok tabii. Başka kulüplerde seans veriyordum. İki senedir kendi kulübümdeyim. Kendi kulübümde Türkiye şampiyonu, İstanbul şampiyonu, Marmara şampiyonu. MMA branşında uluslararası şampiyonluklarımız şu an için mevcut. Ve sporcularımız şu an için Ukrayna'da bulunan bir dünya şampiyonası hazırlanıyorlar. Evet. Bu da kulüpten görüntüler öyle zannediyorum. Şu evet, anda doğrudur. Ekranlara geliyor. Biraz sonra diğer görüntüler üzerine de, bu sporun teknikleri üzerine de tabii konuşmaya çalışacağız. İş adamlarına da ders verdiğinizi biliyoruz. Bu nasıl oluştu? Bu talep nasıl geldi acaba? Bu talep nasıl oluştu? 2006 senesinde başladım bu şekilde çalışmaya. Sadece şu, günün yorgunluğunu ve stresini atmak için. Sadece şöyle söyleyeyim, gün içinde işin yoğunluğundan, stresinden uzak kalmak için bir saat boyunca vücuttaki teri atıp rahatlamak istedikleri için bu işe başladık. Ve 2006 senesinden beri de hala devam ediyoruz. Evet. Peki, bilinen iş adamları var mı? İsim tabii istemeyeceğiz ama. Var mı? Yani çok sayıda tanımış ve duymuş iş adamları var. Evet. Peki, Türkiye'de mücadele sporlarının geldiği noktayı konuşalım. Şu anda nasıl bir ivmede ilerliyor Türkiye'de bu spor? Şimdi mücadele sporları genel olarak baktığımızda tabii ki şu an için çok çok iyi geçmiş. Bizim dövüştüğümüz ve bizim başladığımız senelere bakarsak şu an çok çok iyi bir durumdayız. Bu konuda tabii ki başbakanımıza çok çok teşekkür ederiz. Bütün branşlarda kulüplere ve belediyelere bu konuda özellikle destek verip sporcuların önünü açtıkları için. Bizim zamanımızda tabii böyle bir şey yoktu. Hiçbir belediyenin bir destek alamıyorduk. Hiçbir şekilde yapamıyorduk ama şu an için bütün sporcular bir turnuvaya ya da bir yarışmaya gidecekleri zaman bunu hem belediye maddi olarak, manevi olarak, yol olarak bütün eşeğini karşılıyor. Evet. Şu anda da çeşitli sporlardan görüntüler geliyor ekranlara. Doğru, şu an kickbox. Kickbox'a değinelim yavaş yavaş. Kickbox'un tarihi de çok uzun değil. Daha doğrusu çok geriye dayan. 2004 yılında herhalde değil mi? 1994 senesinde Boks Federasyonu'nun altında başlamıştık. Resmi olarak maçlara çıkmaya başladık. 2004 senesinde de
Kickbox ayrı bir federasyon olaraktan resmi işte. 2004 senesinden beri de resmi olarak maçlarımıza çıkıyor uluslararası. Zaten şu anki Kickbox Federasyon Başkanı Salim Kayacı hem Türkiye Kickbox Federasyon Başkanı hem VAKO Profesyonel Şube Başkanı. VAKO Federasyon Başkanı. Evet. Peki işte MMA'dan bahsettik, Kickbox'tan, Wushu'dan bahsettik. Diğer bu uzak doğu sporlarıyla ilgilenen diğer federasyonların bu sporlara, resmi olmayan sporlara yaklaşımı nasıl acaba? Yardım alıyor musunuz onlardan da? Şimdi yardım alıyoruz mu? Çünkü her federasyonun başkanı ve her federasyonun antrenmanları ayrı farklı olduğu için genelde pek olmuyor. Ama şöyle bir şey var, maddi ya da manevi olarak çoğu federasyonlar birbirine her zaman destek veriyor. Evet. Bu da çok önemli çünkü organizasyon anlamında bu sporların kendilerini gösterebilmesi için önemli diye düşünüyorum ama. Yani organizasyon bakımından olsun, sporcuların gelişimi bakımından olsun, yurt dışında Türkiye'yi, bayrağımızı temsil etmesi konusunda o konular içine girdiği takdirde bütün federasyonlar her zaman bir oluyor. Evet. Tabii burada ailelerin çocuklarını bu spor için salonlara, kulüplere gönderirken bazı endişeleri oluyor. Buna değinelim isterseniz. Şöyle soracağım. Nasıl bir kulübe gitmeli bu sporu yapmak isteyen çocuklar, aileler nasıl bir kulübe yönlendirmeli çocuklarını? Kulüp değil de açtık bu saatten sonra şöyle söylerim. Çünkü bütün okullarda artık bir spor branşımız var. Evet. Yani bütün Türkiye genelindeki bütün spor okullarımızın bütçesinde, bünyesinde sporlarımız var. Artık zaten aileler bir yere gönderirken çekinmekten yana okulun içinde olduğu için daha rahatlar. Çünkü okul kontrol altında, sürekli gittikleri bir yer ve sürekli gördükleri bir yer. Şimdi eskiden yaptığımız hep genelde merdiven altıydı. Üst tabakalarda yapamıyorduk. Yani hep alt katta, bodrum katlarda, kokan yerlerde. Böyle yerlerden geçtik, böyle yerlerden geldik. Sporun ne kadar zor olduğunu, ne kadar derece yapmak için veya belli bir yere gelmek için ne kadar zorluk çektiğini bildiğimiz için zaten şu an yapılan kulüpler ve hocalar genellikle daha titiz, daha düzgün bir yerlerde yapıyorlar. Yani bugüne kadar şu anki hangi kulübe gönderen hiçbir şekilde çekinmeden gönderebilirler. Yani oraya giren bir çocuk, orada sporcu diye biz bakmıyoruz. Oraya gelen herkes bizim öğrencimiz, bizim evladımız, bizim kardeşimiz. Fakat oraya gelen bir çocuğu herhangi bir şekilde sakatlık olduğu takdirde bütün sorumluluk bize ait. Ailelere değil. O yüzden de oraya gelen bütün çocuklara kendi çocuğumuz gibi davranıyoruz. Yani o yüzden bütün kulüpleri rahatlıkla gönderebilirler. Bir de kulübe gelirken veya müsabakaya çıkarken sağlık raporu da gerekiyor değil mi? Tabii ki. İlk önce şöyle söyleyeyim. Bir sporcu turnuvaya çıkmadan önce en az 6 ay bir spor yapmak zorunda. Evet. Bu lisanslı ve resmi kayıtlar altında olması gerekiyor. Zaten bu süreç içerisinde sağlık raporunu mecbur almak zorundadır. Sağlıklı bir şekilde olduğu takdirde zaten normalde lisans çıkartabiliyoruz. Artı maça girmeden önce zaten doktor kontrolümüz var. Sadece belli bir kıyafetleri çıkartarak doktor hem vücudu olarak hem sağlık olarak hem orada belli bir hareketleri yaptırarak zaten kontrol ediyor. Bu şekilde hiçbir şekilde kontrol olmadan maçlara çıkartmıyoruz. Evet. O kadar çok dal var ki uzak doğu sporlarının içerisinde. Tabii ilk bakışta insanların bildiği olimpiyatlarda da işte olan tekvandosu olsun. Sonra judodan bahsediyoruz. Karateden, bokstan bahsediyoruz. Ama işte MMA'yı tanıttık, izleyicilerimize anlatmaya çalıştık. Kickbox, apkido, wushu. Bu sporlardan sırasıyla bahsedebilir miyiz? Kickbox'la başlayalım. Bokstan farkı nedir kickbox? Kickbox'la boksun farkı arasında sadece bir tekme vardır. Evet. Boksta sadece yumruklarınızla dövüşürsünüz, kickboxta ayaklarınızla. Ama kickboxun içine girdiğimiz zaman 5 ayrı dövüş sistemi, 6 müzikli forma katamız var. 5 ayrı dövüş sistemimiz var. Şimdi ilk okuldan başladık, çok okul sporlarıyla başladık demiştik ya. Burada çocuklar en sert kısmı, hani spor serttir, kickbox serttir ya da boks serttir diye tabir edilende burada şöyle bir sistem var. O yaştaki çocuklar ya da 7 yaşındaki çocuklarımıza zaten vurma diye bir şey yok. Sadece dokunmadır. Bir tek vuruşa hak verirsin. Tek vuruş yaptıktan sonra hakem durdurur ve puan verir. Buradan zaten başlayarak yukarı çıkıyoruz. Yani kickboksta da boksun arasındaki fark bu. Kickboksta tekme var. Yok değil. Vuruşlarımız var.
Ama hepsinin ve her yaşa özel belli bir kurallarımız var. Evet. Peki apkido? Hapkido pek yapmadım. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Yine aynı şekilde onun da 3 maç var. Ben sadece Hapkido Pro kısmıyla ilgileniyorum. O da kickbox, yine aynı şekilde dövüş sistemi olduğu için. Evet. Wushu? Wushu kickboxla hemen hemen aynı, tutuşları ve yerde vuruşlar var. Tutuşlar ve yere atışlarımız var. 3 kez çizgi dışına çıkarttığımız zaman maçı otomatikmen bitiyor. Yani hiç şöyle söyleyeyim, kickboxta bir şekilde tutuşumuz yok. Tutarak vuruşumuz yok, ama vuruşu da tutarak vuruş ve kaldırıp yere indirme şeklinde bir sistemimiz var. 3 kez yere bir sporcuyu kaldırıp ya da çizgi dışına çıkarttığımız zaman otomatikmen maçı kazanıyoruz. Yani kickboxta kroki olursan, semi kontak dediğimiz kick, point kick dediğimiz kickboxta miyiklerin branşından başladığımızda 10 puan üstü olduğu zaman, fark olduğu zaman maçı durduruyor zaten. Evet. Tabii özellikle gece yarıları ekranlara gelen maçlar var. İnsanların ilgiyle izlediği maçlar. Bunun biraz nedenini konuşmak lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle biz kanı tasvip etmiyoruz. Bunun altını çizelim. Ancak anlamadığımız nokta, daha doğrusu benim anlayamadığım nokta, tamam bir spor ama insanlar neden bu kadar ilgi gösteriyorlar bu tip sporları? Gece yarıları kalkıp seyrettiklerini biliyoruz, seyredenleri biliyoruz daha doğrusu. Şimdi neden ilgi gösteriyorlar? Şunu söyleyeyim. İlk başta dedik ya, sert spor, herkes sert spor diye biliyor. Bu iş sert değil aslında. Televizyondaki gördüğünüz, sizin gördüğünüz o sert olan kısmı, bu işin artık en son nokta, en uç noktası. Bir araba yarışçısını düşün. Çok iyi bir araba kullanırsınız ama belli bir yerden sonra yarışmak istersiniz. Artık orada riskler var. Belli bir şeyi kazanmak zorundasınız. Normal araç kullanırken sizi kimse izlemez. Ya da kimse size durup da bakmaz. Ama bir yarış olduğu zaman ya da bir aksiyon olduğu zaman bunu herkes izler. Aksiyon olarak bakılıyor genelde bu işe. Çünkü şöyle söyleyeyim, kan diye bakmayalım. Kan diye bakarsak ya da geç saatlerde neden veriliyor diye bakarsak, ona bakarsanız aksiyon filmleri, kan, kavga her saat verebiliyorsunuz. Ama neden bizim sporumuza geldiği zaman geç saatte veriliyor? Bunu da artık biraz tartışmamın zamanı gelmiştir diye düşünüyorum ben. Evet. Bana ilginç gelen, yayın öncesinde bir teziniz vardı. Bizim sporun sert olduğunu söylüyorlar ama futbol daha sert demişsiniz. Doğru. Bizim neden? Doğru. Neden? Şöyle söyleyeyim. MMA'dan bahsettik. Kanlı bir spor, sert bir spor. Doğru, kanlı bir spor, sert bir spor. Fakat bu iki sporcu maç bittikten sonra, her ikisinin de yüzü kan içerisinde olduğunu söyleyelim. Maç bittikten sonra doktor kontrolüne gidiyorlar. Doktor kontrolü bittikten sonra oturup yemek yiyip çay yiyip nasıl maçı kazandı ya da maçın ilerleyişi nasıl olduğunu oturup konuşabiliyoruz. Evet. Yani bir tartışma olmuyor ya da herhangi bir orada maçtan sonra birbirine kin gütme gibi hiçbir şekilde olmuyor. Fakat futbol maçında iki futbolcu tartıştığı zaman bütün tribün aşağıya iniyor. Ya bütün sporcular birbiriyle kavga ediyor. Ya buna bakarsak futbol biraz daha bize göre şiddet ya da sert. Evet, bu da ilginç bir yaklaşım gerçekten. Futbolla MMA kıyaslaması açısından. Tabii burada önemli olan şey, sporun sadece fiziksel anlamda değil, mental anlamda da gençlere, çocuklara, yaşı ne olursa olsun insanlara kazandırdıkları şeyler. Bu açıdan neler söyleyeceksiniz Uzak Doğu sporları ile ilgili? Uzak Doğu sporlarında şunu söyleyeyim, aktif agresif diye başladık. Çocuklarımızda aktif agresif sporcular, çocuklar bu işe başladıktan sonra hiçbir şekilde aktif ve agresif değildir. Önce onu söyleyeyim. Daha sonra ilerleyen yaşlarda çocuklar, bu sporu yapan insanlar dışarıda her zaman insanlara bir saygı vardır. Neden saygı vardır? Korkudan mı acaba? Korkudan demeyelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir magandayı düşünün. Belinde silah. Evet. Her önüne gelenle kavga eder. Her önüne gelenle silahını çeker. Ve korkusuzdur. Bu sporu yapan çocukların korkusuz olmasından ziyade bir de şu vardır. Ben ne yapacağımı zaten biliyorum. Ya da nasıl dövüşeceğimi ya da nasıl bir insana vurduğum zaman ne olacağını bildiği için kendinden korkuyor. Yani dışarıda herhangi bir insana zarar vermekten korktuğu için bu iş yapmıyor. Yani dışarıda çok daha rahat ve insanlara daha saygılı. O yüzden bu sporu biz her zaman tavsiye ediyoruz. Evet. Burada bir de hep işte yıllardır bilinen bir şey vardır. İşte sporculara o kuşağı verdikten sonra bir yemin ettirilir şeklinde
gerekmediğinde kullanılmayacağı. Doğru mu acaba bu? Bu doğru. Ama şimdi şöyle söyleyeyim, gerekmediğinde kullanmayacaksın. Artık günümüzde şöyle bir şey var. Ben sporcuyum, bana yaklaşma dediğin zaman ters bir tepkiyle karşılaşıyoruz. Yani artık onun ne kadar şeyi kaldı, önemi kaldı onu bilmiyorum ama biz yine aynı şekilde bunu yapıyoruz. Ama dediğim gibi dışarıda şimdi ben sporcuyum, bana bulaşma, bana yapma dediğin zaman bu sefer insan aa sen sporcu musun diyerekten biraz daha üstüne gelmeye çalışıyor. Biz de bu yüzden dışarıda genelde pek olmamak için her zaman geri adım atıyoruz. Ama diyorlar ki ya burada kavga oldu sen neden girmedin? Ya işte şurada kavga var hadi gidelim. Biz öyle yerlerde yokuz. Biz sadece sporun içindeyiz. Biz sadece sporla uğraşıyoruz. Evet. Peki tekrar o mental duruma geleceğim. Fiziksel sporun incelikleri tabii anlatılıyor, aktarılıyor. Hı hı. Peki felsefi anlamda ders veriliyor mu öğrencilere acaba? Şimdi felsefi anlamda şöyle söyleyeyim. Kulüp içerisinde biz genelde psikoloji olarak çocuklarla bir yaklaşıyoruz. Hı hı. Yani nasıl olarak dersen gün içinde neler yaptığını, okulda neler yapabiliyor ya da neler yapamıyor. Ailenin çocukla ilgisi ne kadar ya da ailenin çocukla ne kadar alakası var ya da ne kadar ilgileniyor bununla alakalı. Hı hı. İlk önce biz aileyle spora gelen önce çocuğu aldıktan sonra önce biz aileyle konuşuyoruz. Nedir, ne yapıyor ya da neler yapıyor, yapması istediğini ya da yapmaması istediği nelerdir? Önce bunları aileyle konuşuyoruz. Hı hı. Daha sonra bir çocukla birebir oturup konuşuyoruz. Ya da bunu ne kadar yapmak istiyorsun? Ya da neden bunu yapmıyorsun? Bunu yapmama için bir sebep var mı? Önce bunu tartışıyoruz. Her ikisini de konuştuktan sonra tekrardan aileyle konuşup nasıl yardımcı olabileceğiz diye konuşup bu şekilde biz devam ediyoruz. Evet. Bir de buraya davet ettiğimiz konuklarımızdan duyduğumuz şey var. Hep aynı şeyi duyuyoruz. Öğretmenler, hocalar anne babadan daha çok dinleniyor şeklinde. Doğru mu acaba bu? Doğrudur. Genellikle okulunda, evinde yemek konusunda ya da giyim konusunda hocalar her zaman daha çok fazla dinlenir. Çünkü neden? Bir saat genelde haftada ya da üç gün boyunca o hocayla birliktesiniz ve o hocayla her şeyi konuşuyorsunuz. Ailenizle konuşamadığınız her şeyi hocayla konuşuyorsunuz. Hoca bunu bildiği için genelde ne istediğini ya da neler yapmak istediğini ya da hocanın neler yaptırabileceği daha bildiği için aileler hocam biz böyle yaptı bunu yapmasını istemiyoruz diyerekten tepkiyle geliyor. Ve biz de tabii ki çocukla ne kadar ne yapabileceğini ya da işli dışlı olduğumuz için sözümüz her zaman geçiyor. Öyle söyleyeyim. Evet. Peki ilgi nasıl? Gençlerin daha doğrusu belli bir yaş grubunun ilgisi var mı bu spora? Şimdi belli bir yaş grubun var mı? Tabii ki ergenlik çağındaki çocuklarımıza daha çok. Hı hı. Ergenlik çağında çocuklarımızın genelde herkesin kendine has bir ben şunu yapıyorum, ben bunu yapıyorum diyerekten ya da bir sosyalleşme anlamında belli bir ortamlarda buluşuyoruz. Ama bu genelde üniversite çağına gelen çocuklarda uzak kalıyoruz. Ama dediğim gibi lise çağındaki çocukların ortamlarında ya da arkadaşlarının bir tanesi bir yerde başladıysa abi bak ben bu spor yapıyorum dedikleri zaman sosyalleşme anlamında genelde daha çok oluyor. Evet. Tabii çocukların kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması için spor çok önemli. Tabii ki. Ve bu tip kulüplerin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Yaşanan kaynak sorununa değinmiştik başlangıçta. Federasyonların, bu tip federasyonun yaşadıkları kaynak sorunlarına. Sponsor anlamında sıkıntı mutlaka yaşıyorsunuz ama çalışmalar var mı acaba MMA Federasyonu için? MMA Federasyonu'nda çalışmalarımız şöyle söyleyeyim. İlk günden bu yana devam ediyor. Hı-hı. Hala da var. Şu an için Ankara'da bulunan iki tane iş adamımız var. Genelde hı-hı. bunlar bize destek veriyor. İstanbul bölgesinde yine iki tane bir çok sevdiğimiz, saydığımız öğrencilerimizden arkadaşlarımız var. Genelde bunlar sahip çıkıyor bizlere. Yani bunlar da olmasa şöyle söyleyeyim, yurt dışındaki bir turnuvaya 10 tane sporcuya gideceksek biz 5 tane ekmek zorunda kalıyoruz. Evet. Bu da tabii ki başarımız daha çok düşüyor. Peki eğer tabii sakıncası yoksa masraflardan biraz bahsedebilir miyiz? Yani maliyet anlamında bir sporcunun tabii otel masrafı var. Orada harcamaları var. Doğru. 5 sporcuyu yurt dışına götürmek ne kadar maliyeti var acaba? Şimdi gideceğimiz ülkeye bağlı. Hı-hı. Kalacağımız yere ve kalacağımız süreye bağlı. Hı-hı. Kaç gün kalacağız ya da turnuva kaç gün? Hı-hı. Şimdi bizde şöyle bir şey var. Gittiğimiz takdirde yurt dışına bir gün ya da iki gün diye söylenmiyor. Yani
işte bizim dövüşçemiz sistemde. İşte bugün başladın, bugün sizin dövüşçemiz sistemde, yani elit kısmı. Bugün ayın 18'de 19'u değil. Yani biz oraya 15 ile 20'si diye bir tarif veriliyor. Biz ayın 14'ünde orada olmak zorundayız. Tartılığa giriyoruz ve ayın 10 işte 20'sine kadar mecburen orada kalmak zorundasın. Çünkü ne zaman çıkacağım bir sistem yok. Mecburen orada statta bekliyoruz. Şöyle söyleyeyim, en az bir sporcunun gidiş gelişi 750 ile 1000 dolar arasında değişiyor. Evet, bu da az bir rakam değil. Değil. Ve tabii bunun federasyonun, kaynağı olmayan bir federasyonun kendi başına karşılaması da çok güç. İşte o yüzden biz de belli turnuvalara öğrenci kısa kısa gidiyoruz. Yani şu anki Ukrayna'daki maça 10 sporcu götüreceğimiz yere 7 ya da 8 bilemedim. Biz 5 sporcu da katılabiliyoruz sadece. Evet. Tabii Türkiye'de atasporlar var. Okçuluk olsun, güreş olsun. Şimdi uzak doğu sporlarıyla ilgili Türkiye'nin de ciddi anlamda çalışmalar olduğunu görüyoruz. Ve hemen hemen tüm şampiyonalara katılıyor Türkiye. Dışarıdan nasıl görünüyor acaba? Şimdi bizim geçtiğimiz sene Ukrayna'da katıldığımız bir MMA turnuvası vardı. Buradan benim kendi kulübümden de zaten 3 tane öğrenciyle katıldım ben. 11 tane sporcuyla katılıp 18 tane yanlış hatırlamıyorsam madalya almıştık. 2 ayrı branşta dövüşebiliyoruz çünkü bugün yurt dışına çıktığımız zaman 2 ayrı branşta turnuvaya katılabiliyoruz. Ve orada Ukrayna'dan federasyon başkanının bize söylediği kelime şuydu. Siz daha ikinci seneniz oldu. Bu kadar sporcuyu nasıl yetiştirdiniz diyerekten bir tepki aldık. Bizim de söylediğimiz şuydu, biz Türk'üz, her şekilde, her zaman, her yerde gücümüzü gösteririz diyerekten çıktık. Bundan sonraki maçlara nasıl gelmeyi düşünüyorsunuz diye söylediklerinde, daha federasyon olmadınız, bütçeniz yok. Biz sporcularımızda her zaman destek olacak iş adamları var. Onlarla bir şekilde geleceğiz diyerekten çıktık. Şimdi önümüzdeki hafta yanlış hatırlamıyorum yine aynı şekilde Moldova'ya maça çıkacağız. Evet. Süremizin de artık sonuna doğru geliyoruz. Yine yayın dışında özellikle uzak doğu sporları yapanların zaman zaman dizilerde, filmlerde rol aldığını görüyoruz. Sporcular, siz de herhalde bir filmde rol aldınız. Ben birkaç dizide yer aldım. Öyle en mi? Son Filinta dizisinde yer almıştım. Hı. Bir İngiliz boksörle Türk boksörün bıçak halinin maçında ortak yemek yapmıştım. Evet. Peki. Hakan Erdoğan, çok Ertuğrul, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederiz. Değerli izleyenler, Spor Aktüel'in bu haftada sonuna geldik. Haftaya bir başka konu ve konukla karşınızda olacağız. Amatör sporların adresi Spor Aktüel'de. Tekrar karşınızda olmak dileğiyle iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.